Okul sıralarında öğretilmez bazı şeyler, anladın mı? Açsan baksan tüm kitaplara ve lügatlara bulamazsın bu kadar içten ve naif lafları. Bir gece yalnızlığınla bütünleşirsin bir meyhane köşesinde. Bir dost ararsın, seni gerçekten anlayacak ve dinleyecek bazen. Bulamazsın. Bu da mı gol değil be? Diye haykırırsın. İşte belki de tam o anda onun eski bir resmine rastlarsın duvarın birinde. Sana gülümser 2,5 liralık şapkasıyla ve o meşhur selamını çakar. Arkada bir 45'lik, siz ve o. Pervasız, doğrucu, kalender bir dost. Gülerken ağlarsınız onunla muhabbet ederken. Çünkü hayat acı, tatlı birbirine katışık. Çünkü hayat şakayla karışık, sadri alışık. İstanbul'un bir Osman'ı vardı o zamanlar. Offsite Osman. Sokaklarında bir turist gezerdi. Ayşecik'in kadim dostu. Kendine has selamını verir, esnafın portresini çizerdi. Aynı zamanda Ayhan Işık'ın yakın arkadaşıydı. Hani eski terbiye almış, beyefendilerdendi. O zamanlar sevgiliyle buluşulacaksa takım elbise giyilir, ona siz diye hitap edilirdi. Filmlerinde jön olduğu kadar para basmakla adam, adam olsaydı darphane müdürünün türbesine nur yağardı diyen kederli bir arkadaş. Bazen de elinde sigarasıyla sizi canı gönülden dinleyen bir sırdaştı. Rıdvan, Kazım, Ömer, ismi değişse de o hep aynı kaldı gönlümüzde. 44 yıllık sanat hayatında 200'ün üstünde filmde rol aldı. Her birine yer veremeyeceğiz belki ama biz de en çok yer eden filmlerine değinmeden de geçemeyeceğiz. İstanbulluydu tahmin edeceğiniz üzere. Hem de eski İstanbullu. 1925'te burada açtı gözlerini dünyaya. Eski Beykoz'da onun ortamı. Boğaz kıyılarının çocuğuydu o. Bugünkü adıyla Beykoz'daki Ziya Ünsal İlköğretim Okulu'na gitti. Tiyatroya merakı çocukluktan başlamıştı. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ayhan Işık'la aynı yerde eğitim aldı. Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü. 1939'da ilk sahne deneyimini amatör olarak Eminönü Halk Evi'nde yaşadı. Tiyatroda profesyonelliğe geçişi 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda oldu. Daha sonraları küçük sahne, oda tiyatrosu, kent oyuncuları derken 1944'te ilk filmi Günahsızlarla Beyaz Perde'ye adım attı. Yönetmen Faruk Kenç, kimsesiz bir kızla ona yardım eden bir balıkçının öyküsünü anlattı bize. Günahsızlardan sonra birçok filmde yan rollerde veya ana karakter olarak yer aldı. Ama asıl sükseyi 1959 yılında Rıdvan Kaptan olarak karşımıza çıktığında yaptı. Yalnızlar Rıhtımı. Eskiler bilir. Müzikleriyle, hikayesiyle ve oyuncularıyla tam bir nostalji fırtınası. Hikaye, usta yazar ve şair Atilla İlhan'a ait. Daha ne olsun? Kız kardeşi Çolpan İlhan'sa Sadri Alışık'la başrolleri paylaşıyor. Kaptan Rıdvan ile konsomatris Güner'in ihtiraslı aşkı. Eski İstanbul, rakı ve deniz. Hele o yağmurlu gecede birbirlerine sarılıp öpüştükleri o son sahne yok mu? Kaybolurlar Arnavut kaldırımlarının arasında sarmaş dolaş. Notebook'ta neymiş? Onlar sahiden de bu filmde tanıştılar, bu filmde aşık oldular. 20 Ağustos 1959'da evlendiler. Ölene kadar da birlikte olurlar eşi Çolpan İlhan'la. Bize aşkı oynadıkları kadar yaşadıklarını da göstermiş oldular. 61 ve 62 yıllarında Ayhan Işık ve Belgin Doruk'un başrollerini üstlendiği Küçük Hanımefendi serisinde rol aldı. Yakışıklı Jön'ün zengin arkadaşı Bülent olarak çıktı karşımıza. Dedik ya, onlar zaten gerçek hayatta da arkadaştı. Rol yapmalarına bile gerek yoktu belki de. Yıllar sonra kadim dostu Ayhan Işık'tan gözleri yaşlı bir şekilde bahsedecekti Sadri Alışık. Kaza geçirdiğinde 48 saat başında beklemişti Ayhan Işık onun. Sonra biz de onun başında bekledik deyip gözleri dolacaktı. Zaman geçtikçe tam bir karakter artisti olmuştu Sadri Baba. Yapmış olduğu roller üzerine hem yakışıyor hem de yapışıyordu. Onun yaptığı rolü bir başkası onun gibi yapamazdı. Zamanında küçük sahnede Muhsin Ertuğrul ustayla oynarken aklına bir şey gelir mütevazı jönümüzün. Hocam der, ben hep George, Paul falan oynuyorum. Hani ah diyorum. Bir oyunda kahve meydancısı Ali olsam, askıyı usulünce taşısam, şöyle bir mendili fiyakalı bir şekilde omzuma atsam, aslında bu fikir hiç yabana atılacak bir fikir değildir. Çünkü belki de Turist Ömer karakterinin hamurunda bu fikir vardır. Sokak dili edebiyatının öznesi olmak. İlk kez 63 yılında Helal Olsun Ali Abi filminde ara karakter olarak karşılaştık turistle. Daha sonraları Ayşecik filminde gördük onu. Ama ana karakter olarak ilk kez 64 yılında Turist Ömer filmiyle tam anlamıyla tanıştık kendisiyle. Turist Ömer kardeş fakirdir ama dertsiz tasasız yaşar o. Kimseye eyvallahı yoktur. Bir şeyi canı isterse yapar. Tam anlamıyla avare. Hiçbir işte sürekli çalışmaz. Hemen hemen her işte
işten kovulmuştur. Ama Recep İvedik gibi millete racon kesmez. Onun özgürlüğü karakterindedir, adabını bilir. Kazara banka soygunundan eline para geçer, gider onunla kör bir kızı yurt dışında ameliyat ettirir. Kalanıyla da en yakın arkadaşı Ruknettin'e yardım eder. Onu da bediyasıyla eğlendirmeye çalışır. Kız bediyor! Evlen artık şu Ruknettin'le. Hele o selamı yok mu? 65 yılında Şakayla Karışık filminde hayatında hep offside'a düşen Osman'ı oynadı. Offside Osman. Öyle bir etkiledi ki bizi, gözlerimizde yaşla gol dedik be Sadri Baba, gol! 66 yılına gelindiğinde Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul'da içimizi cız ettirdi. Artist olmak için köyünden kaçan bir genç kızla alkolik bir sokak fotoğrafçısının öyküsünü anlattılar bize. Bu konu çok sevdiğimiz bir başyapıt olan Muhsin Bey filmiyle paralel bir temaya sahiptir. Bu film Sanremo'da bir ödül aldı. Bu arada bizim turist yurt dışına açıldı. Arabistan'a doğru yol aldı. Turist Ömer Arabistan'da. Orası sıcak gelir bizimkine. Yapamaz orada. 67 yılında Zeki Müren'le birlikte Hindistan Cevizi filminde rol aldı. James Bond'a takmıştı kafayı bu sefer de. Kendi söylediği şeyleri James Bond söylemiş gibi yapıyor. Üstü kapalı tiye alıyordu James Bond'u. James Bond ne demiş? Paran varsa dünya sana aşık, züğürtlere yakışır tahta kaşık. Yes, all right. Zaten Bond kim ola ki böyle derin bir laf edecek? Onu her bölümde bir başkası canlandırır. Bizim tüm karakterlerimizde Sadri Alışık vardır. Takvimler 71 yılını gösterdiğinde Sadri Alışık ilk ödülünü almıştı. Afacan Küçük Serseri filmindeki rolü ona Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandırdı. 73 yılında Turist Ömer Uzay Yolunda filmiyle bir de baktık ki bizim turist uzaya gitmiş. Orada bir takım uzaylılara insanlığı öğretmişti. Ne de olsa, uzaylı da olsa insan, insandır. 74'te Red Kit uyarlaması olan Atını Seven Cowboy'da gördük onu. 70'li yıllarda çok fazla aktif olamadı. Çünkü o yılların ortasından sonra Türk sineması farklı bir döneme geçmişti. Seks filmleri furyası başlamıştı. Bu Sadri Baba'ya bize uymazdı, anladın mı? Bu süre zarfında sinemadan uzak kaldı. Bu uzak zamanlarda gazinolarda şarkılar söyledi. Sesini değerlendirdi. Seyirciyle arasında inanılmaz bir bağ oluşturdu. Zaten onu seviyorlardı. Hayat hikayesini anlatsa dinleyecek olan çoktu. Zor olsa da büyük bir özen ve saygıyla yapıyordu işini. O dönemin en iyi yazarlarıyla metin yazıp stand-up gösterisiyle sentezlenmiş müzik ve şarkılarla birlikte komedi ve dramı birleştiriyordu büyük usta. Bizim için bu girişimiyle Türkiye'nin Frank Sinatra'sı olmuştur Sadri Alışık. Tarih 1983 yılını gösterdiğinde harika bir televizyon dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Kalemin başında yine Atilla İlhan, ekranda Banazlı İsmail. Yani Sadri Baba. Kartallar yüksek uçar. Dizi konusu itibariyle ilk yıllarından itibaren Cumhuriyet'in gelişimi temel alınarak iki ailenin çatışmasını işlemekteydi. Hepimizin aklına kazınan Banazlı İsmail karakteriyle başarısına başarı kattı usta. Öyle bir karakterdi ki Banazlı İsmail, o güne kadar rolünü yaptığı yüzlerce karakterin ve Sadri Alışık'ın bir karışımıydı adeta. Daha sonraları birkaç yapımda daha yer alan Sadri Alışık'ı en son 1994 yılında Yengeç Sepeti filminde ekranlarda gördük. Ve yine 44 yıllık sanat hayatının en başındaki gibi naif ve kalenderdi. Çökmekte olan bir ailenin onurlu ve eski terbiye almış babasıydı. Bu filmden sonra 18 Mart 1995'te sağlık problemleri nedeniyle kaybettik Sadri Baba'yı. Peki ölüm ona işler miydi? Hiç sanmıyoruz. Hayat demek ölümü beklemektir diyen adam gibi bir adamdan bahsediyoruz. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun diyen bir ekolden. Yarattığın tüm karakterler bir bir içimizde, burada. Bizimle birlikte yaşıyor Sadri Baba. Samimiyetin ve hayata anlam yükleyen bakışın duvardaki o resminden bize selam çakıyor her daim. Arar olduk senin gibi adamları. Yaşar Kemal'in de dediği gibi o iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin turuncuna, insanın piçine kaldık. Mekanın cennet olsun. Sadece jön rollerinde değil, her türlü rolün altından kalkabildi. Onu bazıları Sıcak Sever filminin Türkiye uyarlaması olan Fıstık gibi maşallah da işveli bir kadın olarak da, aynı Yolun Yolcusu filminde aydın bir imam olarak da gördük. Rahmetli büyük üstad Atilla İlhan'ın da dediği gibi, Sadri tipindeki aktör geleneği sanıyorum onunla birlikte bitti. Yani şimdi böyle üç farklı ekolden feyz alarak bir sentez yapmış aktörler yok. Çok yönlü bir sanatçıydı. Aynı zamanda romantik bir şairdi. Birçok şiiri vardı. Bir ressamdı, resimleri vardı. Bir şarkıcıydı, 3 adet plağı bile çıkmıştır. Örnek bir sanatçı olmasından öte, örnek koca ve babaydı. Sadık
ve vefalı. Onu kendine ekol edinmiş olan Cem Yılmaz'ın da dediği gibi, şu anda böyle 30-35 yaşında bir Sadri Alışık olsa hepimiz evde otururduk. Keşke olsam be usta. Çok erken ayrıldın aramızdan. Bu ülkenin sana daha çok ihtiyacı vardı.